Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bu videomuzda önümde görmüş olduğunuz Canon EOS M50 Vlogger kitinin kutusunu açıyoruz. Arkadaşlar, kutu açılışa geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bizim böyle bir vlog kamerasına ihtiyacımız vardı ve biz bu kamera kitini MediaMarkt'tan satın aldık. Canon biliyorum bazı YouTuber'lara bu Vlogger kitini dağıttı video çekmeleri için, ancak bizde öyle bir durum söz konusu değil. Biz bayağı MediaMarkt'tan para vererek satın aldık. Bunu en baştan belirteyim. Niye böyle bir kamera aldık? Çünkü takip ediyorsunuzdur. Ben mesela geçtiğimiz günlerde Londra'ya gittim. Orada bir vlog çektim. Gittiğimiz yerlerde hareketli çekimler yapmamız gerekiyor. Vlog formatında da çok video çekiyoruz ve böyle bir kameraya ihtiyacımız vardı. Ben genellikle vloglarımı akıllı telefonla çekiyorum ama hani günümüz şartlarında birazcık yetersiz ve kamerayla telefonla çekim yapmak, böyle ışık falan azıcık düşüyorsa iyice sorun oluyor. Bizim de ihtiyacımız vardı. O nedenle satın aldık. Eğer sizin de böyle hani YouTube'da içerik üretme gibi bir isteğiniz varsa ve kaliteli olsun istiyorsanız, ben bu işe birazcık para yatırabilirim diyorsanız, güzel bir kit. Şu anlamda güzel bir kit. Zaten M50 vloglar için çok uygun. Döndürülebilir ekranı, kolay taşınabilir, böyle hafif bir cihaz olduğu için o anlamda güzel. Bu kitin asıl avantajı şu: tek tek toplasanız 5500 lira bu kitin fiyatı, daha pahalıya geliyor. Bu kiti aldığınızda hem daha ucuz almış oluyorsunuz tüm full paket aldığınız için, hem de hiç uğraşmadan işte kameranız, mikrofonunuz, tripodunuz, her şeyiniz hazır oluyor. O anlamda ben de rica ettim patronlardan, sağ olsunlar. Bastırdılar, aldılar. Ben kendi kanalımda da kullanacağım bunu. Benim kendi kanalımda da ihtiyacım var. İsterseniz çok konuştum, kutusuna çıkartalım. Ben de ilk defa şimdi sizinle beraber açıyorum kutusunu. Şurada bir jelatin var, onu yırtayım. Evet, nihayet çıkartabildim. Burada kendi şovunun yıldızı ol demişler. Direkt YouTuber'a hitap eden bir şey olduğu için öyle bir şey kullanmışlar. Şimdi burada Manfrotto'nun bir tane gördüğünüz gibi tripodu. Bu tripodu isterseniz bir el tripodu olarak da kullanabiliyorsunuz. Böyle kamerayla elinizde çekim yapmak için de kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de masada sabit bir çekim için de kullanabiliyorsunuz. Manfrotto markasını zaten hani bu işin içinde olanlar biliyordur. Gayet kaliteli, güzel bir marka. Burada Red Dot ödülleri 2014'ün tasarım şeyini kazanmış bu. Zaten Red Dot'ın herhalde ödül vermediği bir şey kalmadı, ürün kalmadı. Bunu şimdilik kenara bırakıyorum. Şöylece bırakıyorum. Burada bir tane şöyle şey yapmışlar. Bir kitapçık mı diyeyim, bir kart yapmışlar. Bu ürünün kutu açılış ve inceleme videosunu çek, YouTube'da yayınla ve hafıza kartını kap demişler. 32 GB'lık bir hafıza kartını hediye ediyorlarmış. Biz incelemesini yaparız herhalde kartın, makinenin. Hafıza kartını da isteriz yani, madem böyle bir kampanya yapmışlar. Rode'un bir tane mikrofonu, tam modeli de video mikro, kompakt kamera mikrofonu demişler. Bu kutunun içerisinden bir tane de rüzgar engelleyici şey çıkıyor arkadaşlar. Kılıf çıkıyor, o sayede mikrofonun önüne taktığınızda dışarıda rüzgarlı ortamlarda da rahat rahat çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Bunu kameranın üst bölümüne yerleştiriyorsunuz ve bu sayede işte yaka mikrofonuymuş, kabloymuş vesaire hiç uğraşmıyorsunuz. O anlamda çok güzel. Bunu da şimdilik kenara bırakıyorum. Ve asıl olayımız, kameramız Canon EOS M50 kit demiş. Burada şöyle göstereyim, yanında gelen lens özelliklerini de görebilirsiniz. Mustafa, göründüyse çekeyim mi? Tamam, görünmüş. Şu büyükçe olan kutuyu ben buradan çıkartayım. Kamerayla başlayalım. 3 tane kutu var. Üçünü de açarız herhalde burada. Burada Canon'un Görsel Akademi'yi anlatan bir kitapçığı var. Driver sürücü CD'si, 2 yıllık bir garanti süresinin olduğunu belirten kağıt. Burada boyun aparatı. Gördüğünüz gibi üzerinde Canon yazan bir askı aparatı.
ve cihaz. Cihaz o kadar küçük ki kutuda çok büyükmüş gibi görünüyor biliyorum ama M50'yi ben uzun süredir takip ediyorum. İhtiyacım olduğu için de takip ediyorum. Bizim Hardware Plus olarak ihtiyacımız olduğu için de takip ediyorum. Şöyle bir kamera. Ekranı gördüğünüz gibi ister kendime ister karşıya döndürebiliyorum. En güzel özelliği bu. Çünkü şöyle döndürdüğüm zaman şöyle bir selfie video çektiğimi düşünün. Bunu böyle tutuyorum. Nasıl göründüğüme de ekrandan bakabiliyorum. En önemli güzel özelliklerinden biri bu. Şu nasıl çıkıyor bilmiyorum ama şuradaki şey mi acaba? Neyse bunu şimdilik döndürerek çıkartmayayım. Şöyle. Döndürerek çıkartabilirmişim. Lens gibi ama çok açık tutmamak lazım. Burası da şeyi. Peki bunun lensi nerede? Acaba? Neyse bir kutusu açalım bakarız. Şimdi şunu şöyle arkadan kapatıyorum. Makine bu. Bunu koyuyorum. Burada şarj için bir tane kablomuz var. Bunu hiç çıkartmıyorum. İyice şey yapmayalım. Burada bataryayı şarj etmemiz için bir şarj adaptörü. Canon'un o az önce gördüğünüz kabloyu da buna bağlıyoruz. Kameramız için bir tane pil. Şöyle göstereyim. Şöyle kamera için bir tane küçük pil. Onun dışında kutudan tabii ki buldum. Bir de lensimiz. Mustafa ben lenslerden çok anlamıyorum. Senin yorumunu şey yapalım. 15-45 milim. Aralığı güzel. Az olduğu için keskin videolar çekmenizi sağlar görüntü olarak. O iki sayı değeri ne kadar yüksekse aralık arkadaşlar, keskinliği o kadar azaltır görüntü. Şöyle göstereyim. Şimdi tozlanmaması için evet, takmayacağım. Tamam. Onu biz Mustafa ile yaparız. İşi bilen biriyle yapalım. Korkuyorum. Kameranın kutusu bu. Şimdi şu şeylerden kurtulayım. Şöyle yan masaya koyayım. Geçelim Manfrotto tripoda. Burada kolay açılması için bir boşluk bırakmışlar. Şu an izleyenlere kulakları. Evet, özür diliyorum. Özür diliyorum. Ama mecburum, ne yapayım? Başka şansım yok ki bunu açmak için. O ağır bayağı. Yani böyle ağırdan kastım o. Ben çok böyle tripod kullandım arkadaşlar. Bu tripodların çoğu plastik ve çok kolay kırılabilen, çok kolay zarar görebilen şeyler olduğu için AliExpress'ten falan aldığım için bugüne kadar genellikle uygun fiyatlı oldular. Bu hani daha böyle elime alır almaz ha bu biraz ağır, bu kaliteli hissiyatı verdi. Şuradaki tripod şeyini, deliğini hemen entegre ediyorum. Ve gördüğünüz gibi hatta şöyle şuradan şeyini de çıkartayım. Şöyle selfie video çekeceksiniz diyelim ki bir vlog çekiyorsunuz. Böyle tutarak veya eğer hareketli bir şey çekmeyeceğim. Ben masada bir şey çekeceğim diyorsanız da masada böyle tutup kayıtlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Son olarak gelelim mikrofonumuza. Şunu da kaldırayım. Evet, mikrofonda gördüğünüz gibi az önce söylediğim rüzgarlı burada görüyorsunuz. Zaten mikrofon aslında kendisi çok küçük, rüzgarlı büyük. Şöyle mikrofon bu aslında. Ama rüzgarlığını taktığınız zaman kocaman görünüyor. Çok güzel bir mikrofon bu. Yani fiyat performans açısından boyutuna göre sesi gerçekten iyi alan bir mikrofon. Şu şekilde şey koyuyorsunuz. Daha sonra bunu galiba böyle mi yapıyoruz Mustafa? Arkasını. Yani şunu şöyle falan bir şekilde bağlayıp onu da üstteki parçaya şuraya şöyle yerleştirip böyle burada durmasını sağlıyoruz. Şu an onu yapamayacağım. Genel olarak kutu açılışı bu şekilde. Eğer siz de böyle bir M50 kiti gibi bir kite ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Sanırım MediaMarkt'ta var sadece. 5500 lira civarı bir fiyatı var.
Şey olarak da indirim olarak da bazı günler %5 indirim oluyor arkadaşlar. Onu kovalamanızı tavsiye ederim. Son baktığımda çok az stok gösteriyordu ama o stok yenilenir mi yoksa gerçekten o kadar mı inanın ben de bilmiyorum. M50 ile alakalı biz bol bol video çekeceğiz. Daha doğrusu bu cihazı kullanarak bol bol vlog çekeceğiz. Çektiğimiz vloglardan da kalitesini anlarsınız. İnceleme videosu da yaparız mutlaka. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.